Texas'ı sevdik. Texas'tan ev almaya karar verdik. Texas'ta ev fiyatları gayet uygun. Bundan sonra burada yaşıyoruz. Şimdi 15 saatlik yolumuz var. Orlando'ya gideceğiz. Ben süreceğim arabayı. Bulut uyuyacak yine. Böyle bir anlaşma yaptık. Bak, Bulut araba sürmeyi bilmiyor. Gitmeden yağına suyuna bakalım dedik. Koyalım da şu... O silecek. Falan, silecek suyu falan bomboş. O boş. Silecek suyu yok. Yok mu? Ben yağmur uyanınca açıyorum bir tek silecekleri. Süper. Öyle olmuyor mu? Yağmur uyanınca açılmıyor mu silecek? Evet. Ya da Suriyeli geliyor siliyor. Yok yok iyi ya. Parmak, oksitlenmiş parmak. Oğlum bu. Buralar mahvolmuş burası. Ne kapattın ama değil mi? Aha. Tamam zaten bir sıkıntı olursa yanıyor zaten araba anlarsın. Texas'ı sevdik dediğim gibi. Şu an eyalet eyalet geziyoruz. Nerede yaşayacağımıza karar veriyoruz. Birazcık soğuk Texas. Yazları da aşırı sıcak oluyormuş. Bir de bazen burada hurricane diyorlar. Fırtına, tayfun, tufan. Buradan arkadaşlara selam yolluyorum hepsine. İlla ki denk gelir. Mesela bak duydun. Onur da Uber yapıyor. Ben de Uber yapıyorum. Bir de üstüne o Texas'ta benden daha fazla kazanıyor. Hem çok da yarı fiyatına kira ödüyor. Evet. Ama Florida onun biraz daha güzelleşmiş hali. O yüzden aslında biraz daha sıcağız Florida'ya. Çünkü ben Los Angeles'tan geldiğim için sıcak bir yerden geldim. Orada sıcak olsun. Bak burası şu an soğuk. İyi serin yani. Kardeşim birkaç Texas. Tane takipçimiz beni engellemiş. Anıl abini öper misin evet, benim yerime çok dedi. Çok sağ olsunlar. Buradan o bana yazan arkadaşlarımıza da selam olsun. Ve gittiğim Anıl her eyalette. Anıl abinizi öptüm. YouTube'da da söyleyeyim bunu. Gittiğim her eyalette, her şehirde gençler bana yazıyor abi gel bizde kal mangal yapalım. Gerçekten şu an fazla zaman yok. Biz de yorgunuz sürekli bakınıyoruz. Şimdi Florida'ya gideceğiz orada da bir 3-4 gün kalacağız. Sağ olsun Charlie dedi gel dedi ev var dedi. Ona buradan da sevgiler saygılar çok sağ olsun. Selamlar. Onur da her zaman kapısı açık zaten bize. Öyle değil mi? Kendine çok gençler, iyi bakıyorum. O zaman diyoruz ki. Ben çok memnun oldum. This is the way. My way desen daha güzel olurdu ya. Bu benim yolum. Ben demiyorum oğlum onu koskoca Mandalorian Disney Plus'ın dizisi. Onlar söylüyor. Boş konuşuyor. Kardeşim. Boş değil mi? Kovak boş. Bu böyle gidiyor biliyor musun? Sebep? Ne bileyim böyle gidiyor işte. Tecrübele bilmiyorum ya. Yani oğlum abi. Manyak mısın? Ayak uyuşur öyle. Ayağın kopar lan. Abi, kangren olsun. Abi. Oğlum hayır tuvaletten küçükken Nide'de böyle alışmış. Ya sıçarken anlarım da giderken de mi öyle duruyor? Lan sile. Düzgün dur. Gençler hadi dikkat edin hadi, görüşürüz. Kendinize iyi Onur, bakın. Görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Lan kamera kaldı la. Teker patladı. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey yok ya. Yedek tekerle nasıl gideceğiz o kadar yol? E o kadar da yol gidecektik. Hadi bakalım. Ya. Üf. Oha. Kaç yandan yarılmış. Sürmüşüz biz bunu biraz daha. Ben hemen fark ettim durdum aslında. Şuraya bak. Hepsi inecek, hepsi. Yedek tekeri çıkarttık bunda da hava yok anasını satayım. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. İyidir, senin yedek tekerde hava yok mu? Abi yedek teker benim içimde. He? Yedek teker benim içimde. Yedek teker patlak mı senin yani? Sadece soruma cevap ver. Senin yedek teker kullanım dışı mı? Nasıl yok oğlum? Var ya burada. Yok mu? Onda hiçbir şey yokmuş ya. Bana lan bana yolda kaldık biz. Arıyorsun sadece benim konumumu söylüyorsun. Senin hakkın sadece bir kerelik kullanılmış oluyor. Abuk subuk bir yerdeyim. Ulan arkamda ya Allah'tan ana yoldayım. Bir ton dağ bayır geçtik. Allah'ın kulu yoktu. Yani çok yakınız biz. Bir şey yok yani. 2-3 mil sonra falan şey var. Tire shop var. Ama hep kapalı işte. Akşam 9 bu geceyi geçireceğiz. Mustafa'da yedek teker de yok. Sağ olsun. Kardeşimiz. Yedek tekeri patlak koymuş oraya amına koyayım. Niye koyduysa. Onlara zaten herhalde konu fark etmiyor. Amerika'nın neresinde olursa olsun mu oluyor? Benim bildiğim öyle. Tamam yani sana attığım konumda ne diyor? Lake ne diyor? Lake Charles. Yok lan. LA diyor ama. Ne LA lan? Lake Charles LA yazıyor abi. Ne LA lan harbiden? Ben harbiden Lake Charles'tayım ama. Ama bu LA o
başka bir şey o. Bu ele başka ele oğlum. Her böyle bir şey olabilir mi ya? Bir adam oraya niye patlağı koyar ki? Al at da yani, at. Abi yok ya. Kriko yok. Kriko yok, kapat kamerayı. If a cop's on a traffic stop with someone else, you don't know if yeah. we pulling over like a homicide suspect. you don't know who we're pulling over, you know? Yeah. I mean, you're gonna need a new tire. So I'd say your best bet is if AAA is coming out. So they can bring the tire for me? I doubt it, man. But probably what's gonna have to happen, you're probably gonna have to get a tow truck or have them give you a ride somewhere to stay for the night. And I'd say when all the tire places open in the morning. So I have to wait until Yeah, morning. I'd say you'd have to wait. Or you leave your car here and you jack it up and take the tire off. But this time of night, we're not gonna have any places open for a tire. You don't have to, right? Nah, man, I don't got a tire that's gonna fit this car. If I did, I'd help you out. Nuri arıyor beni. WhatsApp'tan arıyor. Ulan eyalet dışına çıktık ya. Nuri zannediyor ki ülke dışına çıktık. Fatura yazar zannediyor. Ya böyle bir adam ya. Türkiye'den arıyorlarmış gibi WhatsApp'tan arıyor bir de beni. Alo. Ha, ne yaptın? Bekliyorum, bir şey yapmadım da. Hadi görüşürüz, sağ ol. Akü de bitecek, anasını satayım, video çekiyoruz diye. Kapat kamerayı, kapat. Biz yolda kalmışız. Sen hala görüntülü arıyorsun. Neredesiniz şu anda? Louisiana'dayız. Charles Lake diye bir yerdeyiz. Lake Charles. Tamam. Kumarhanelerin oradasınız. Aynen. Kumara gidiyoruz şimdi. Böyle bir şey yok. Benim hayatımda tekerim patlamadı. Burada patladı. Gittim yedek tekere baktım. Yedek tekere çocuğu aradım. Bunun havası yok oğlum dedim. Abi o da patlak dedi. Dedim ki tut ki yedek teker normal. Kriko var mı dedim. O da yok diyor. Nasıl olacak peki? Şunun haline bak. Oğlum. Bu ne oğlum? Buna böyle sanki kurşun sıkmış gibi. Böyle bir teker patlağı mı var ya? Hani? Böyle bir şey var mı oğlum? Kahramanlarımızdan anılı şanssızlıklar bırakmıyordu. Şimdi de tekerleri patlamıştı. O kadar güzel geçen road triplerin ardından böyle bir şanssızlık, böyle bir bahtsızlık olmaz diyorlardı. Hava eksi bir dereceydi. Götleri donuyordu. Hayat Anıl'a gülmeyecek miydi? İnsanlar bunu merak ediyordu. Arabalarında ne kriko ne yedek lastik vardı. Onlar da hak etmişti. Böyle bir mallık olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Yani? Şu hale bak. Bu olur yani. Bu road trip'te bu. Olur yani bu. Kahramanlarımızdan Bulut, aradan seneler geçmesine rağmen hala ormanda yaşamaktaydı. Tekeri bir türlü yaptıramayan Anıl, Bulut'a yaban hayatı öğretmişti. Şortu ve kapşonlusuyla ormanda kurtlara karşı sevgi ve sempati besleyen Bulut hiç zorlanmamıştı. Niğde'den Kaliforniya'ya hayalleri için gelen küçük Niğdeli kardeşimiz burada ormana adapte olmuştu. İmam Hatip'te okuduğu yıllarda bu günlerin hayalini kuran Bulut aslında ormana mail. Kendisini matematik, geometri, kimya ve biyoloji alanında oldukça geliştiren Bulut, doğada hiç zorlanmıyordu. Bu köşede de Bulut, kendine umumi bir tuvalet yapmıştı. Doğada arkadaşlarıyla karşılıklı sıçmayı seven Bulut kardeşimiz, gerçekten vahşi sıçıyordu. Samsun'dan hayalleri için gelmişti. Amacı Amerika'da ünlü bir YouTuber olmaktı. Fakat... Ormancı oldu. Tekeri patladı, ormana kısılı kaldı. Güzel mi? Güzel. Sakalın beyaz olmuş.
Abi açlıktan ölmek üzereydik. Köşede bir yerde sütlaç bulduk. Havada çok soğuk olduğu için bozulmamış. Şu an çekici gelmedi. Yaklaşık bir saat falan oldu. Çekiciyi bekliyoruz. Daha da fazla oldu hatta. 1,5 saat falan oldu. Çekici gelirse diye hemen otel baktım. Otele götürsün diye bizi. Otelin yanında da lastikçi vardı. Sabah da lastik alacağız. Otelin de puanlarına baktım. Herkes bir yıldız vermiş. Fotoğraflara baktım. Böcekler, fayans kırık, tuvalet kağıdı falan yok. Şunu çeksene. Fena değil değil mi? Güzel. Bozulmamış değil mi? Yok. İnek sütü mü? Manda sütü. Tosun sütü. Adam buldu ya lan bizi. We were waiting almost 2 hours. Yeah, I've been getting to run around for 2 hours between AAA and everything else. Check baba, check baba. Anıl abi oteli ayarlamaya gidiyor. Bakalım ne olacak. $90 iki kişi. İyi mi? İyi. İyi. Zaten biz otelde kalacaktık değil mi? Evet. 1, 2, 3 böyle say bitmez, böyle çıkmaz bu para. Evet. Böyle bir şey var mı ya? Normalde otelle lastikçi yan yana olur mu? Senin evet. Şansına. İyi bir kombin abi. Hayat elbisi tuttu oğlum. Hadi tamam. İyisi tuttu bu sefer. Adam da bizi bekliyor. Adam da 10 numara adam çıktı. Oğlum iyi para şarj etmedi. Normalde 7 mile kadar olması lazım. Biz 17 mile geldik. 7 mile'lik mi alacakmış parayı? Yoksa hiç mi almış? Yok canım, para mara almıyor. Sen para vermiyorsun dedi. 50 kere sordum. Okay. You can go over there and tell him if he is coming over here and change the tire, it's good. It's okay, right for you. You gonna be here tomorrow? Yeah. Okay. Okay, thank you. Oğlum bu ne var ya? Kurşun yemiş gibi lan. Şu altı komple yok, şura yok. Böyle kalsın ha. Ekerin haline bak. Şişecek olur mu acaba? Burada lan düşene. Tamam yeter, fazla zorlama beni. Çünkü demirle gidiyor abi, lastik yok ki. Thank you. Zorlu bir gecenin ardından otel odamıza giriyoruz. Şurada bir garip bir şeyler var. Bu kadar aynen olur. Yani. He? Aynen yaspamıştım. Aynen korku filmlerinde olur öyle. Kapıyı kilitledin mi? İyi. Görüşürüz Cihat. İlk road trip maceram biraz zorlu geçiyor, farkındayım. Çünkü ben ne yapıyorsun? Yani yarın bir gün arkanı döndüğün zaman bu teker iki patlamış diyecek miyiz acaba? Ben diyeceğim. Peşini de dedim. Ne hatıra kalır ya. Üşüdük biraz da. Lan hatıra hatıra diye benim ağır damarım çatladı oğlum. Günaydın. Lastikçiye gidiyoruz artık. Bakalım ne olacak. Tabii ki orası satmıyordu. Şimdi şura var haritada da. Work and travel yaptığım zamanlar aklıma geldi ama orada o zamanlar internetim de yoktu. Sadece yürüyorduk. Sonra sonra o zaman buluyorduk. Bak kimse yürümüyor. Herkesin arabası var. Kimsenin tekeri patlamıyor mu acaba? Yok diyor, yolluyor. Ha şunu mu alsam lan? Abi ne alıp götürsem mi lan? Aynısı valla. Buradan inşallah tekerleği alacağım. Şuradan da krikoyu alacağım. Kendim değişeceğim. Ne yapayım, adam gelmiyor da bu da artık son şansımız. Burada da yoksa. Dayı dedi ki o araba buraya gelecek dedi. Ben bilmem dedi. Git dedi oradan dedi. Lift al dedi. Sonra dedi o dörtlü şeyden al dedi. Git değiştir dedi. Senin o spare var, iş görür, buraya kadar gelirsin dedi. İnşallah geliriz. Hadi bakalım bizi neler bekliyor. Yürüyorum da yürüyorum abi. Bir oraya bir oraya. Bir oraya bir oraya. Bir şunu alalım abi. $50. Bir de o dörtlü dalgayı alalım. Başka ne alalım? Arabaya mal alıyoruz dayı. Marketten domates alır gibi. Okay. It works right? Mm-hmm. Evet aldık elimize, gidiyoruz abi. $80 gitti. $80 güzel para. Bu devirde $80'la neler yapılabilir? 1. Kuru fasulye yenilebilir. 2. Luna Park'a gidilebilir. Ne oluyor lan, telefon alev çalıyor.
Ya dayı çocuğu. Beni sal. Hala şu tekerde gözüm var. Artık abi düşünsene yani. Son raddeye gelmişsin. Yapacak hiçbir şey yok. Adam diyor teker yok. O diyor bilmem ne. Ne yapacaksın abi? U-Haul zaten bir sürü tekeri var. İkinci el 60 oraya. Yani şeytan dırmalıyor. Abi şuraya bak. Louisiana diye bir eyaletteyim. Lan adamların harbi hiçbir yerde kaldırımı yok. Bu ne oğlum? Evler hep bu şekilde. Böyle mobil. Towing diyor. Bak o towing ya. Ben o adama sordum, çekmiyordum. Dedim ki ya dedim böyle böyle bir durum var. Adam dedi ki çektirmen lazım arabayı. Kafayı bir kaldırdım. Araba çektirme yeriymiş. Dedim niye böyle akıl verdiği belli oldu. Anıl Güler yedi mi? Yemedi. Kurbanım da çözmüş gibi götümüz kalkmasın. Ulan abi ya şu oteli şurada tuttuk. Hemen arkamızda yine lastikçi varmış Allah'tan. Şunların bile satıldığı yer vardı. Allah işimizi gücümüzü rast getirdi yeğeni. İyi çocuk olun yeğeni. This is the way'miş. Ne oldu Mandalorian? Hani this is the way'di? Bizi mandal ettin. Bulut. Bugün çok önemli bir görevle sınandın. Çok kutsal bir görev. Şunları aç. Sonra teker değişeceğiz. Okay, I'm gonna check the tire shop. You have the tire shop? Yeah. Where? Do you have tire? Yeah. Where? I can get my phone right there. Okay, yeah, we need a tire for this. Bu ne ya? Last time. Adam Kevin Hart gibiydi, bir şeyler dedi, bir şeyler koparabilirim zannetti, yabancıyız ya, uğraştı falan. Hadi lan azıcık kaslarını kullan. Aç lan onu. Açmıyor. Açacaksın. Bu hareketlere bak. Lan sen bodycisin oğlum, sen ağırlıkçısın sen. Onunla ağırlık kaldırdın. Senin kocana sıçayım. Oluyor ya oğlum. Bak fiziği kullanacağım. Fiziği. Burada ya bu namussuz. Be good man. Thank you so much. Görüyor musun? Biliyorum. Şu şekilde olunca buradan çekmesi daha kolay. Öbürünü ben denir mi? Sen body'ye gitmiyorsun mu body'ye? Gidiyorum. Bak. Bak. Allah Allah ya. Azıcık. Bak. Al. Bak sen bu kafa var ya. Bu kafa cin. Sen onu çözersin. Oğlum sen onu bir arabanın altına koyacaksın dayı çocuğu. Şuraya. Hayır öbür türlü. Şuraya. Hayır gel buraya. Oradaki önce indir onu. Hayır ters çevir. Şöyle. Evet ters çevir. Öğren bunları ya. Bunlar hayat şeyi ya. Bu midede üretildi bu. Tamam iyi sok onu. Hayır öbür türlü. Yes. Sok onu. Oradaki demire getireceksin, arabanın demirine. Anladın mı? Anladım. Buldun mu? Tamam, çok sokma. Az bir şey kaldır, o kalkarız et. Ne yapıyorsun? Elimle kaldıracağım arabayı. Aferin. Sen güçlü adamsın. Şunu senin çözememe imkanın var mı oğlum? Şu kafadan, şu beyinden kaçar mı lan? He? İnovatifte öğrenmediniz bunları. Abi lan şöyle dönmüyor ama. Lan şuradan döndüreceksin. Yukarı bakacak. Elin orada, elin yere çarpar oğlum. Ama dönmüyor. Şu var ya şu. 1800'lü yıllarda bulundu lan. Tamam şimdi kurtul yeter. Hadi görelim seni. Biraz daha kaldıralım mı? Çünkü uğraşmayalım. Onunla yok, onunla alakası küçük yok. Oğlum. Ver coşkuyu. Bar, bilmem ne. PSE 38 olacak, unutma. Aşağı. Sen bu arabaya normal oturamıyor musun? Gidiyor. Vallahi gidiyor. Vay be, arabanın gitmesi çok garip.
Oh, Florida? Yeah, Florida. Oh, the same I can. We are coming from Los Angeles. Oh, Los Angeles? Oh, my... Oh, LA? It's yeah. Which county? LA. Thank you. Let me know. Okay, see you, buddy. Yeah. Nice to meet you. Me too. And have a good trip. Not the next time is... Yeni kültürler görüyoruz. Farklı eyaletlerin farklı kültürleriyle muhabbet etme şansı alıyoruz. Hepsini çekmedim ayıp olmasın. Biz de konuşuyoruz. Do you have this? They got something there to fix. Şu üstteki kırılmış. O yüzden eksik gideceğiz abi. Adamlarda da bir şey olmaz. İnşallah olmaz. Bir tanesi eksik gideceğiz bulut. Ha. Bir şey olmaz değil mi? Dua edersek olmaz. Görümcek işlerin mi? Olmaz. Hadi bakalım. Bir tane eksik gideceğiz. Hayat da böyle değil midir bulut? Evet. Hep bir şeyler eksik kalır. Eksiktir. Bir şeyler hep eksiktir hayatta. Evet. Biz de hep onu tamamlamak için yaşamaz mıyız? Ama bir türlü tamamlayamayız değil mi? Evet. İşte hayat bir lastik gibidir. Lastikçiye geldi mi anlıyorsun hayat felsefesini? Sokratesmiş, Descartesler, Karl Marx'lar, Platonlar. Hepsi hikaye. Onlar lastikçiye gitmiş midir? Gitmediyse yalan. Felsefenin çöküşü. Milattan önce araba var mıydı ki? Fiyattan önce her model yoktu. Fiyat vardı sanırım. Fiyat vardı. 500. Küçük vardı. Çekiyorsun mu? Dayıya selam verdik. Oğlum bir adamın tekerinin yeni olması gibi bir şey yok ya. Araba kendi gidiyor yemin ederim ya. Gaza basmıyorsun. Bir tane teker değiştik ya götümüz kaçtı. Kahve kalmamış adamda. Aldık 4 bardak içtik kahve. Valla ben içmedim. Adam kahve bitti dedi anasını. Sen içtin ya bir bardak. Aldım içmedim attım onu. Niye? Oğlum kahveye alış alış. Kahveye niye alış biliyor musun? Hı. Yarın bir gün YouTuber olursun, Instagramer olursun. Sabah kalkıyorsun, tamam mı? Kahveyle fotoğraf atıyorsun önce. Light bir tane cracker. Sonra yoga yapıyorsun. Titan'ı giyiyorsun pembe. Kahvesiz yapamıyorum. Ben kahvesiz ölürüm. Ulan... Kahve kültürü ben sana bir şey diyeyim mi? Eskiden bu kadar yoktu. Güzelce yerleştirdin arkayı. Dışarıda bir şey unutmadık. Telefon cüzdan mı? Çakma. Çakma. Evet, burada. Tabanca. Ben açıkçası o teker patladı ya. Ben öldük sandım bir an. Ve de bittik herhalde. Bundan sonra dedim burada yaşayacağız. Hayatımızın sonuna kadar. Araba güzeldi ya. Böyle bir lüks yok ya. Ben de diyorum zenginler nasıl araba sürüyor? Zengin olmak böyle bir şeymiş. Yeni teker taktık. Ötesi mi var kardeşim? Hem de bir tane vidası yok. Hava aydınlık olduğunda, gündüz vakitlerinde bulutun ormanda avlanması çok daha kolaydı. Kendi avını çok rahat buluyordu. Şu an görmüş olduğunuz üzere bir adet av yakaladı. Geyik buldu galiba. Yılların vermiş olduğu vahşilikten dolayı bulut kardeşimiz çok tehlikeli bir hale bürünmüştü. Kahramanımız Anıl'da yıllar geçmesine rağmen herhangi bir değişiklik olmamıştı. Kendisi istikrarlı, güçlü, kudretli duruşunu her zaman doğaya karşı sergiliyordu. Leoparlara, ayılara ve aslanlara karşı her zaman hazırlıklı olan Anıl, düşmanlarını alt etmek için her yolu denemek zorundaydı.